İşaret fonksiyonu örnek soru 2. Bu videomuzda işaret fonksiyonu konusuna bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Signum x eksi 4 artı signum eksi x artı 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi 2 signumlu ifadenin toplamı 2 işaret fonksiyonunun toplamı 0 çıkmış. İşaret fonksiyonunun bir kuralını hatırlamakta fayda var. İçerisi artıysa sonuç 1 çıkar. İçerisi sıfırsa sonuç 0 çıkar. İçerisi eksi ise sonuç eksi 1 çıkar. Şimdi bu işlemin sonucu nasıl 0 çıkar? Düşünelim. İkisinin içerisi de aynı anda 0 olabilirse burası 0. Burası 0 olabilirse bunun sonucu da 0 çıkar. Bunun sonucu da çıkar. Sonuç dolayısıyla 0 çıkar. Bakalım mümkün mü? X eksi 4'ü 0 yapan şey x eşittir 4. Fakat bu x eşittir 4 buraya geldiğimizde burayı 0 yapmıyor. Yani bu durum mümkün değil. İkinci ihtimalimize geçelim. Bu sonuç nasıl 0 çıkar? İkisinin içerisi de artı artı olsa, burası artı, burası artı olsa, bunun sonucunun 0 çıkabilmesi mümkün değildir. Çünkü bunun sonucu da 1 çıkar, bunun sonucu da 1 çıkar, sonuç 2 çıkar. O zaman diğer bir ihtimale gelelim. İkisinin içerisi de eksi eksi olursa, bunun sonucu da eksi 1 çıkar, bunun sonucu da eksi 1 çıkar ve dolayısıyla sonuç eksi 2 çıkar. O zaman tek bir ihtimalimiz var. Bunun içerisi artı, bunun içerisi eksi olursa, bu işaret fonksiyonunun sonucu 1, bu işaret fonksiyonunun sonucu eksi 1 çıkacağından dolayı sonuç 0 eder. Bir ihtimal söz konusu daha vardır. Burası negatif, burası pozitif olursa yine bu eksi 1 bu artı 1 çıkacağından dolayı sonuç yine 0 eder. Şimdi biz neyin peşine düşeceğiz? O zaman burasının artı olması için önce bunun çözümünü yapıyoruz. X eksi 4 büyük 0 ve eksi x artı 1 küçük sıfırın aynı anda hangi x'ler tarafından sağlandığının peşine düşeceğiz. X büyük 4. Bunu bu tarafa atarsak 1 büyük x. Buradan iki sayı doğrusu çizersek bu diyor ki x 4'ten büyük olursa, bu diyor ki x 1'den büyük olursa benim sonucum bunun sonucu pozitif, bunun sonucu negatif oluyor. İkisinin aynı anda sağlandığı yer bize lazım. X 4'ten büyük olduğunda, 4 değil ama 4'ten büyük olduğunda, 4'ten artı sonsuza kadar olan bütün x değerleri için bu toplamın sonucu 0 çıkar. Herhangi bir tane alalım. Mesela 5. 5 alıp koyduğumda burası signum 1 ediyor. Buraya 5 koyduğumda signum eksi 4 ediyor. İçerisi pozitif olduğu için sonucu 1 çıkıyor. İçerisi negatif olduğu için sonucu eksi 1 çıkıyor. Topladığımızda da 0 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi ikinci ihtimalimize gelelim. Bunun içi negatif. X eksi 4 küçük 0. Bunun içerisi pozitif olduğunda yine sonuç 0 çıkabiliyor. Eksi x artı 1 büyük 0. Bu ikisinin aynı anda sağlanması durumunda da denklemin sonucu 0 çıkıyor. Bu ikisini aynı anda sağlayanlara bakarsak x küçük 4, x küçük 1. Bu diyor ki 4'ten küçükler için, bu diyor ki 1'den büyükler için. Anladık ki
1 ile 4 arasındaki durumlarda da bu ikisinin toplamı 0 ediyor. Buradan da 1 ile 4 arası geldi. Buradan bir sayı seçelim mesela 3. Götürüp buraya koydum. Signum eksi 1 etti. Buraya götürüp 3'ü koydum. Signum eksi 3 etti. Eksi 2 etti. İkisi de eksi 1 eksi 1 etti. Şuradan birini yanlış çözmüşüm demek ki. X küçük 4. X küçük 1'miş burası. İşte o yüzden test etmekte fayda var. Şu eksi x'i bu tarafa atarsak x birden küçük ediyor. Ben büyük yazmışım. Şu sayı doğrularını iptal edelim. X 4'ten küçük. X birden küçük. İkisinin de sağlandığı eksi sonsuzdan 1'e kadar. Bu aralıktan bir sayı seçip koyalım şimdi. Mesela 0. Buraya 0 koyarsam signum eksi 4 eder. Buraya 0 koyarsam signum 1 eder. Bunun içerisi negatif olduğu için dışarıya eksi 1 çıkar. Bunun içerisi pozitif olduğu için dışarıya 1 çıkar. Toplarsak 0 sonucunu buluruz. Sonuç olarak bu denklemin çözüm kümesi bu durumun ve bu durumun birleşimidir. Eksi sonsuzdan 1'e kadar birleşim 4'ten artı sonsuza kadar olan x değerleri için bu gördüğümüz denklemin toplamın sonucu 0 etmektedir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.